Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda tek ve çift fonksiyonları işleyeceğiz. A alt kümesidir reel sayılar olsun ve f fonksiyonu da a'dan reel sayılara bir fonksiyon olsun. Bu durumda tüm x elemanıdır a için, yani her x elemanıdır a için f eksi x, eğer f(x)'e eşit oluyorsa, bu durumda biz f fonksiyonuna çift fonksiyon diyoruz. Eğer her x elemanıdır a için f(x) eksi f(x)'e eşit oluyor ise, f için biz tek fonksiyon diyoruz. Mesela bir örnek verelim. Örneğin f reel sayılara f(x) eşittir x kare fonksiyonu düşünelim. Burada f(x) neye eşit? X yerine x(x) yazıyoruz. Eksi x kare. O da x kareye eşit. O da gördüğünüz gibi f(x)'e eşitti. Yani bu durumda ne oldu? Fonksiyon için f(x) f(x)'e eşit oldu. Bu her x reel sayısı için doğru olduğundan bizim x kare fonksiyonumuz bir çift fonksiyon. Başka bir örnek inceleyelim. Örneğin yine f reel sayılardan reel sayılara bir fonksiyon ve f(x) eşittir x küp artı x fonksiyonu olsun. Şimdi x yerine eksi x yazalım. Bakalım ne olacak? Eksi x'in kübü artı eksi x olacak. Bu da eksi x küp eksi x. O da eksi parantezinde x küp artı x. X küp artı x neydi? Fx fonksiyonuydu. O zaman bu ne? Eksi fx. Ne oldu? Burada f eksi x fonksiyonu eksi fx fonksiyonuna eşit oldu. Bu durumda bu fonksiyon ne? Tek fonksiyon. Şimdi tekrar inceleyelim tanımlarımızı. Her x için x yerine eksi x yazdığımda, yani f eksi x yaptığımda, yine fx fonksiyonunu elde ediyorsam f fonksiyonu çift. Her x için, tanım kümesindeki her x için x yerine eksi x yazdığımda, yani f eksi x yaptığımda, bu sefer eksi fx elde ediyorsam f fonksiyonuna tek fonksiyon diyoruz. Şimdi tahtamızı temizleyelim ve tek ve çift fonksiyonların simetri durumları var. Onlar hakkında bilgi edinelim. Mesela f fonksiyonu, bir f fonksiyonumuz olsun. Bu f fonksiyonumuz bir reel sayıların alt kümesinden reel sayılara gitsin ve çift bir fonksiyon olsun. Bu durumda bir, mesela a1 değeri için fonksiyonumuz b1 alıyorsa, çift olduğundan dolayı içeriye eksi yazdığımda yine f a1'i elde etmem lazım. Yani bu da ne demek? F eksi a1'in ne olduğu yine b1 olduğu. Mesela bir a2 noktasında b2 değerini alıyorsa, o zaman eksi a2 noktasında da yine b2 değerini alacak. Şimdi bunu grafiğimize oturtursak bakalım ne olacak? Mesela burası A1 olsun. Burası eksi A1 doğal olarak. X ve Y eksenlerimizi belirtelim. Şimdi A1'de diyelim B1 değerini alıyordu. O zaman eksi A1'den alacak. Yine B1 değerini alacak bu fonksiyon. Şimdi bu noktaları başka bir renkle belirleyelim. Mesela kırmızıyla belirleyelim fonksiyonun aldığı değerleri. Şimdi
Bir tane A2 noktası olsun. Mesela diyelim A2 A1'den büyük olsun. A2'de de B2 değerini alıyorsun. B2 de B1'den biraz küçük bir değer olduğunu varsayalım. Yani ne olacak? Buradan kesikli çizgiyle devam edersek şurada bir değer alacak. Aynı şekilde eksi A2'de ne alacak? Çift fonksiyon olduğu için yine aynı değeri alacak. Yani kısaca burada pozitif değerlerde ne değer alıyorsa negatiflerinde de o değerleri alacak. Şimdi birkaç tane daha nokta belirlesek, mesela burada fonksiyon aldığı değeri, mesela diyelim burada bu değer alıyorsa o zaman burada da yine eksilisinde aynı değer alacak. Burada bu değeri alıyorsa eksilisinde yine aynı değer alacak. Şimdi bu noktaları birleştirdiğimizde biz ne görüyoruz? Böyle birleştirecek olsak, diyelim bir fonksiyonumuz var. Burada bu değerleri alıyorsa diğer tarafta da onun aynı değerlerini alıyor olması lazım. Ve burayı biraz düzgün çizemedim ama yine anlaşılır. Dikkat edersek bu nasıl bir şey? Y eksenine göre simetrik değil mi? Yani burada x'in pozitif değerleri için fonksiyon ne değer alıyorsa negatiflerinde de o değerler alıyor. Yani biz buradan ne çıkardık? Çift fonksiyonlar y eksenine göre simetriktir. Aynı incelemeyi bir de tek fonksiyonlar için yapalım. Bakalım tek fonksiyonlarda da bir simetri var mı? F A'dan yine bir reel sayılara, bu sefer tek bir fonksiyon olsun. Geçen sefer çiftti. Bu sefer tek bir fonksiyon. Şimdi bu durumda ne olacak? Bir A1 değerinde B1 değerini alıyorsa o zaman F eksi A1'de ne olacak? Bu eksi F A1'e eşit olduğu için burada da eksi B1 değerini alacak. Aynı şekilde bir F A2 değerinde, yani A2'de bir F A2 değeri, yani B2 olsun mesela bu da. O zaman F eksi A2 ne olacak? Bu durumda o da eksi B2 olacak. Aynı sebepten dolayı eksi F A2'ye eşit olduğu için eksi B2 olacak. Şimdi bunu yine bir çizecek olursak bu durumda ne olacak? Mesela diyelim bu bizim y ve x eksenimizi belirten bir grafik. Şimdi mesela burada A1 değerinde, diyelim burada bir B1 değeri alıyorsa o zaman eksi A1'de ne olacak? Burası B1 olsun. O zaman eksi A1'de eksi B1 alacak. Değil mi? Yani şurada bir değer alacak. Diyelim A2'de, mesela A2'de burada olsun. A2'de şurada bir değer alıyorsa o zaman eksi A2'de onun eksilisini alacak. Yani burası B2 ise burada eksi B2 alacak. Çizecek olursak şurada. Şimdi burada bir de bir şeyi daha inceleyelim. F 0 mesela B olsun. Yani sıfırdaki değeri B olsun. Mesela bu fonksiyon sıfırda da tanımlı olsun. O zaman f eksi 0 nedir? O da f 0'dır. Ama f eksi 0 yazdığımda ne olması lazım? Bana eksi b sonucunu vermesi lazım, değil mi? Tabi bura neye eşit? F 0'a. Peki bu ne? Buradan biliyorduk bu b. O zaman b ile eksi b birbirine eşit. Bu durumda b ne? 0. Demek ki tek fonksiyonlar ne yapıyormuş? 0 değerinde, orijinde hep 0 değer. Yani 0 x eşittir 0'da 0 değerini alıyormuş. Şimdi bu noktaları belirtelim. Bura, 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 bura ve bura. Şimdi pozitif değerlerde ne değer alıyorsa negatiflerinde de onların negatifini alıyor. Yani burada şöyle bir değer alıyorsa mesela, diyelim bu fonksiyon, o zaman burada da onun eksilisini alıyor. Şimdi biz buradan bir grafik oluşturalım. Mesela şöyle bir grafiğimiz olsa bu tarafta. Böyle buradan çıkan, buradan inen, buradan da böyle giden.
O zaman burada ne olacak? Burada da onun eksilisi olacak. Değil mi? Şimdi biz bu grafiğe baktığımızda ne görüyoruz? Bu sefer bunun da bir orijine göre simetrisi olduğunu görüyoruz. Şöyle bakacak olursak, şöyle tam mesela diyelim şuradan gelelim bir doğruyla orijinden geçen bir doğruyla gelecek olursak. Bakın burada kestiği değerle burada kestiği değerler birbirinin negatifi. Burada ne değer alıyorsa burada onun negatifine düşüyor. Yani bu ne demek? Bizim tek fonksiyonlarımız orijine y eksenine göre değil, orijine göre simetrik. O zaman bu kuralımızı yazalım. Tek fonksiyonlar neymiş? Tek fonksiyonlar orijine göre simetriktir. Şimdi burada ne öğrendik? Bir, çift fonksiyonların y eksenine göre simetrik olduğu. İki, tek fonksiyonların orijine göre simetrik olduğu. Üçüncü ise tek fonksiyonların sıfırda, x eşittir sıfırda sıfır değerini aldı. Bunlar önemli bilgiler arkadaşlar. Şimdi tahtamızı, ekranımızı temizleyelim. Sonra da birkaç örnek inceleyelim. Şimdi bu inceleyeceğimiz örneklere hepiniz aşinasınız ve teklik ve çiftlik tanımlarını bunlar üzerinde bir deneyelim. Bakalım tek veya çift fonksiyon çıkıyorlar mı? İlk örneğimiz fx fonksiyonu sin x olsun. X yerine eksi x yazalım. X yerine x yazarsak sin eksi x oluyor. Sin eksi x ne? Hepimiz trigonometriden biliyoruz ki eksi sin x'e eşit. Peki sin x'in kendisi neydi? Fx'ti. Demek ki burası neye eşit? Eksi fx. Peki bir fonksiyon da f eksi x her zaman eksi fx'e eşit oluyorsa bu fonksiyon neydi? Tekti. Demek ki sinüs fonksiyonu tek fonksiyon. İkinci örneğimiz de kosinüs fonksiyonu olsun. Fx eşittir cosx bu durumda. Yine x yerine eksi x yazıyoruz. Bu cos eksi x oluyor. Hepimiz biliyoruz ki cos eksi x ne? Cos x. Peki bu ne? Fx'in kendisi. Yani f eksi x neye eşit burada? Fx'e eşit. Peki biz bu durumda ne diyorduk? Çift fonksiyon. Demek ki bizim sinüsümüz tek, kosinüsümüz çift fonksiyon. Şimdi bir örnek daha inceleyelim. Peki bu örneğimize geçmeden önce o zaman neyi biliyor olacağız? Sinüs fonksiyonu tek olduğu için ne olacak? Orijine göre simetrik. Kosinüs x fonksiyonu çift olduğu için y eksenine göre simetrik olacak. Cidden öyle mi? Sinüs fonksiyonumuzu hatırlayacak olursak sinüs fonksiyonun grafiğini nasıl? Şöyle. Orijinde ne değeri yani sıfırda ne değeri alıyorsunuz? Sıfır değeri alıyor değil mi? Sonra böyle gidiyor. Diğer tarafta ne? Orada da ise böyle gidiyor. Cidden sinüs fonksiyonu ne? Orijine göre simetrik. Yani tek fonksiyonların bildiğimiz özelliği. Peki kosinüs x fonksiyonu nasıldı? Sıfırda bir değerini alıyor. Böyle pi bölü 2 de orayı kesiyor. Tekrar 3 pi bölü 2 de bu şekilde devam ediyor. Ve eksilisinde de ne? Böyle gidiyor. Peki bu ne? Bu da y eksenine göre simetrik. Şimdi örneğimize geçelim. Şimdi bu vereceğimiz örnek şöyle. Fx eşittir bir polinom örneği. X üzeri 4 eksi 2 x kare artı 3 polinomu. Burada x yerine eksi 2 yazdığımız zaman ne çıkıyor? Eksi x'in dördüncü kuvveti. Eksi 2 çarpı eksi pardon burada kare var. Yani x üzeri 4 eksi 2 x kare artı 3 olacak örneğimiz. Eksi x'in karesi artı 3. Peki bu ne? Eksi x'in dördüncü kuvveti nedir? Yine x üzeri 4'tür. Eksi x'in karesi nedir? Yine x karedir. Peki bu ifade neydi? Bizim fx fonksiyonumuzdu.
f-x, f(x)'e eşit olunca ne oluyordu? Fonksiyon çift fonksiyon. Bu örneğimizde de fonksiyonumuz çift fonksiyon. Peki bir fonksiyon illa tek veya çift olmak zorunda mı? Bakalım. Yani bir fonksiyon illa ve tek veya çift olmak zorunda mı? Aslında bunun cevabı hayır. Ve bu örneğimizde onu göreceğiz. Mesela fx fonksiyonumuz x üzeri 4 artı x üzeri 3 fonksiyonu olsun. Burada mesela bir değer atayalım. F'in 1'deki değeri nedir? 1'in 4. kuvveti, 1'in kübü toplamı, yani 2. Peki f-1 nedir? Eksi 1'in 4. kuvveti artı eksi 1'in 3. kuvveti. Bu 1, bu eksi 1 gelecek. Toplamları 0. Şimdi normalde çift olsaydı ne olurdu? F-1 f1'e eşit olurdu, değil mi? Eşit mi? Hayır. F-1 f1'e eşit değil. O zaman bu fonksiyon ne? Çift değil. Çünkü bir tane değerde çalışmadı. Şimdi f-1 eksi f1'e de eşit değil. Çünkü eksi f1 ne? Eksi 2. Değil mi? Eksi f1 yaparsak, buraya eksiyle çarparsak, diğer tarafı da eksiyle çarparsak, eksi f1 ne? Eksi 2. Peki f-1 ne? 0. 0 eksi 2'ye eşit değil. Yani bunu da biliyoruz. O zaman tek de değil. Demek ki bu fonksiyon ne tek ne çift. Yani bir fonksiyon, kural olarak yazacak olursak, bir fonksiyon illa çift veya tek olmak zorunda değil. Yani ne tek ne çift olan fonksiyonlar da var ve x üzeri 4 artı x küp bunun bir örneği. Şimdi madem burada polinomlarla ilgili teklik çiftlik ifadelerini inceledik. Şimdi bunlardan birkaç kural olarak bahsedelim. Öncesinde bir tahtamızı temizleyelim yine. Şimdi bu kuralların ispatını vermeyeceğim. İspatları aslında kolay. Kendiniz de biraz uğraşarak yapabilirsiniz. İlk kuralımız şu. Sadece tek dereceli terimleri bulunduran polinomlar tek fonksiyonlardır. Aynı şekilde sadece çift dereceli terimleri bulunduran polinomlar çift fonksiyondurlar. Son kuralımız ise hem çift hem de tek dereceli terimleri bulunduran polinomlar sıfır polinomu hariç bulunduran polinomlar nedir? Ne tek ne de çift fonksiyondur. Şimdi sıfır polinomun içerisinde ne çift dereceli terim bulunuyor? Aslında ne tek dereceli terim bulunuyor? Yani sıfır polinomu bir ayrı bir kural olduğu için onu bir kenara aldım. Ama hem çift hem tek dereceli terimleri bulunduran polinomlar ne tek ne çift fonksiyondur. Sadece tek dereceli terimleri bulunduran tek fonksiyon, sadece çift dereceli terimleri bulunduran çift fonksiyon, ikisini birden bulunduran ise ne tek ne çift fonksiyondur. O zaman bir tane örnek yapalım.
ve bu videomuzu bitirelim. Örneğimiz şu. Çok basit. Direkt kural işleyecek. X üzeri 2008 artı 3x üzeri 1002 artı 8x üzeri 10 eksi n artı 2x kare artı 5 polinomunun bir çift polinom olabilmesi için n'in alabileceği değerler nelerdir? Bu çift şimdi burada gördüğümüz üzere x üzeri 2008 çift derece, çünkü derecesi 2008. 2008 bir çift sayı, 1002 çift sayı, x üzeri 2 çift sayı ve 5 çarpı x üzeri 0 olarak düşünecek olursak burayı, 0 da bir çift sayı. Ve o zaman biz bu polinomun çift dereceli olması için ne olması gerektiğini, ne olması gerekir bu polinomun çift polinom olması için? Bu teriminde bir çift dereceli terim olması gerekir. O zaman 10 eksi n'in ne olması lazım? Bir çift doğal sayı olması lazım. Şimdi bu durumda 10 eksi n hangi değerleri alabilir? 10 eksi n 10 olabilir. 8 olabilir. 6 olabilir. 4 olabilir. 2 olabilir. Ve 0 olabilir. Bu durumda n ne olur? N burada 0. Burada 2. Burada 4. Burada 6. Burada 8. Ve burada 10 olabilir. Demek ki n'in alabileceği değerler neymiş? 0'dan 10'a kadar çift doğal sayılar. Bu videomuzun da sonuna geldik. Teşekkür ederiz bizi takip ettiğiniz için. Hocamdan Dinlerim projesinin bu videosunun size yardımcı olduğunu düşünüyorsanız videonun açıklamalar kısmındaki web sitemizi ve Facebook sayfamızı beğenerek bize destek olabilirsiniz.